Ümit Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Murat Bey. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün malum zamlardan sonra sizler gibi kıymetli esnaflar bir araya geldi. Şüphesiz. Son bir ayda çok ciddi bir zamlar olduğundan dolayı esnaf olarak şu anda sizler zor durumdasınız. Öncelikle buradan kıymetli yetkililere neler söylemek istersiniz ve bu yapılan zamları neye bağlıyorsunuz? Abi öncelikle yetkililerimize şunu dilemek getirmek isterim ki millet ve vatandaş olarak boyozlan gevreyi kaçtan almak isterler. Bugün yapılan maliyetlerin yükselmesi sebebiyle bizim boyozudur, gevreyidir, fakirin kahvaltısı olarak 4 liradan 5 liradan satmamız gerekiyor. Bir millet ve vatandaş olarak bu fiyatlarda alışverişini yapmakta uygun görüyorlarsa yapılan bütün zamlara devam etmelerini gerektirdiğini söylüyorum. Ama yapılan zamlarda bizim de esnaflar, fırın camiası ayakta durabilmemiz için 4 liradan 5 liradan gevreğimizi, boyozumuzu satmamız gerektirecek. Şu anda her bir fırında çalışan 20-25 tane arkadaş mevcudiyetinde var. Bu maliyetler yükseldikçe biz personelden kısıtlama yapabiliriz. Ve personel kısıtlaması demek her bir mekanın 10'ar tane personelin iş çıkışını verdiği takdirde işsizlik oranı her geçen gün daha da çok artacaktır. Bu sebeple de yetkililerin de işsizliğin önüne geçebilmeleri için şu zamlara da bir dur denmesi gerektiriyor. En basit örneği susamdan örnek vermek istiyorum. En basit şeylerden bir tanesidir. 13 liraya almış olduğumuz susam bugün 35 liradan fiyat belirlenmiş vaziyette. %200 oranında zam yapılmış vaziyette. Peki bu fırıncı camiasının sonu kapatılmaları mı isteniliyor? Şu anki yapılmış olan bütün hunharca yapılan zamların tek bir sebebiyeti şudur ki bütün fırın camiaları elinde sonunda kapanacak noktaya gelecek. Kapanmayacak olsa bile herkes kendi bünyesine göre, kendi bütçesine göre üretimini yapar. Bugün 20 tane çalışan personelin 5 kişiye, 10 kişiye düşmesine sebep olacaktır. Olması gereken buysa buyursunlar zamlarına devam etsinler abiciğim. Teşekkür ederiz. Umarım bugünkü yapılan basın açıklaması da inşallah yeni bulur diyoruz. İnşallah, temennimiz çünkü zor. Siz de zam yapsanız zor. Bu bir çözüm değil. Bir değil, an önce girdilerin aşağı çekilmesini talep ediyorsunuz. Şüphesiz ki o şu anda askeri ücret olarak fakirin kahvaltısı olarak boyoz ve gevrek önden giden ürünlerimizden bir tanesidir. Ve şu anda boyoz gevrek de artık alınamayacak lüks bir hale gelecek. Evet, yani mecburi değil de lüks, keyfe kedere konumuna gelecek bir kahvaltı sergimiz olmuş olacak. Olması gereken de bu olmadığını düşünüyorum. Hakikaten herkesi kahvaltısında, yiyeceğinden, içeceğinden kısıtlanmaması gerektirdiğini düşünüyorum. Ama velaki bu yapılan zamlarda ne yazık ki onu gösteriyor. Değil mi? Teşekkür ederim. Rica umarım inşallah yetkililer sesimizi duyar. Umarım zor. Zamlar geri çekilir. Çünkü burada esnaf mağdur olacak. Siz de bir işveren olarak eleman çıkardığınız zaman o eleman evine ekmek götüremeyecek. O da mağdur olacak. Murat ülke ekonomisine büyük bir zarar açacak bu zamlar. Bizim, o yüzden temelleriz. Bizim, bir an önce bu zamların durması. Bizim endişemiz kendi mekanımızın kapanıp kapanmaması değil. Elinde sonunda hiçbir şey olmadıysa ustalığımızla yine kendi ekmeğimizin de peşine düşeriz. Fakat kapatılacak her bir mekan 20 tane personelin, 20 tane vatandaşın işsiz kalması demektir. Evet. Sadece endişe ettiğimiz konum bu. Ve şu anda bizim yanımızda çalışan bütün arkadaşlarımız hakikaten işe ihtiyacı olan insanlar. Her bir mekanın kapanması 20 kişinin işsiz kalması demektir. En çok endişe ettiğimiz şey budur abi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gayet güzel oldu.